Efendim herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Programımıza şeref verdiniz. Merhabalar efendim. Tabii ev ortamında olunca böyle oluyor ama bugün çok özel, çok 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 özel bir konuğum var. Sevgili Ahmet San. Çok heyecanlıyım çünkü bu buluşmayı çok uzun zamandan beri bekliyordum ve Ahmet San yayınımıza katıldı. Hemen kendisini ekliyorum. Ve bugün birazcık internetimiz harika, tam vaktinde, müthiş. İnanın şu an çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi akşamlar. Nihayet beraber olabildik bir programda, bir sohbette. Evet, nihayet ben çok uzun zamandan beri sizinle buluşmaya, görüşmeye çalışıyorum. Kısmet bugünlereymiş ama çok mutluyum şu anda ve çok inanılmaz bir heyecan yaşıyorum. Ahmet Bey, gençler, şimdiki jenerasyon ne kadar farkında bilmiyorum ama bugüne kadar Türkiye'deki en başarılı organizasyonları yapan kişiydiniz. Direkt böyle giriyorum konuya. Çünkü ben heyecanımı bastıramıyorum bu konuyla ilgili. O kadar muhteşem başarılarınız var ki. Ama ondan önce İzmirlisiniz. Lise kısmına kadar İzmir'de okudunuz. Şu anda sanıyorum sık sık İstanbul, İzmir yapıyorsunuz. Biz de tabii İzmir, benim annem İzmirli. Oralardan olmanın güzelliğini yaşıyoruz. İzmir'den bahsetmek ister misiniz biraz? Devamlı gidip Tabii. geldiğinizi biliyorum. Tabii bir kere sevgili Neşem'in Instagram hesabını takip eden herkese iyi akşamlar diliyorum. Ramazanlarını kutluyorum. Bu salgın sürecinde evde kalmamız nedeniyle yaşam şartlarımızı da değiştirdiğimiz için iş tarzımızda, eğlence tarzımızda değişti. Evet. Bu bilmem sesim iyi geliyor mu? Hafif böyle bir yankı oluyor. Acaba ortamda mı diye düşünüyorum ama gene de gayet iyi duyuluyor. Peki çünkü sizinki de yankılanıyor kuvvetle Eyvah. O muhtemel. zaman bir dakika ben. Beni rahatsız etmiyor ama başkaları da yankılı dinliyorsa tabii ki sıkıntılı. Evet. Şimdi her halükarda İzmirliyim ve aşağı yukarı bir seneyi de geçti sizle haberleşiyoruz. Ya siz İstanbul'da olduğunuz vakit ben olamıyorum ya da zaten esasında belli nedenlerden dolayı son bir senedir basında fazlaca yer almak istemiyorum. Hatta hiç yer almak istemiyorum. Çünkü ya çok geçmişten bahsedeceğiz. Benim bir Evet. kitabım çıkacak. O nedenle Evet. biraz sessizliğe bürünüp o kitapla birlikte biraz daha medyada, kamuoyu önünde yer almak istemiştim. Hem de bir Midwood diye bir projem var biliyorsunuz. Evet. Onunla ilgili de kamuoyuyla epey bir şeyler paylaştım. Biraz Evet. ilerlesin ondan sonra o konuyla ilgili görüşmelerde bulunayım, sohbetlere katılayım istemiştim. Bu nedenle sizi bir seneden fazla kırdığım için özür dilerim. Bu Yok. süreçte de önerince tabii ki büyük bir zevkle en azından bir farklı bir yayın olacağından da katılayım istedim. Bu nedenle davetiniz için de teşekkür ederim. Rica ederim. Her Bilmem. zaman kalbimizde ve aklımızdaydınız efendim. Çünkü dediğim gibi hiç yani organizasyonlarımızın üzerine çıkan olmadı ve ben bugün işte sosyal medyada tekrar postu akşamüstü paylaşırken dedim ki eğer organizasyonla ilgili bir okul açılsa Ahmet San kesinlikle ordinaryüs unvanını alırdı. Gerçekten öyle. Ben yine konuyu İzmir'e getirip oradan
kitap projenize ve geçmişe ve Meetbud'a bağlamak istiyorum. Hepsi çok ilgimi çekiyor. Hepsi harika. Dilediğiniz gibi sohbeti götürmeye çalışacağım. Peki Karşımda o ben kadar tecrübeli biri var ki konuşurken takılıyorum her zaman. şey var mı, ilgi var mı? Ben çünkü yakın gözlüğümü takmadan kolay görmüyorum. Gözlükle de konuşmak istemediğim için katılım var mı? Evet, şu anda 100 kişiyi geçtik. İyi, ne güzel. İnşallah daha da artar. Evet. Şimdi ben İzmir doğumluyum ve Alsancak'ta doğdum. Gazi İlkokulu benim ilkokulum ve evimle yürüme mesafesindeydi. Bahsettiğim sene 1953 doğumlu olduğum için 57'ler 58'ler Alsancak'ın neredeyse herkesin birbirini tanıdığı, hatta İzmir'de bile herkesin birbirini tanıdığı bir ortamda büyüdüm ve 5 kardeşli bir 5 çocuklu ailenin en ufağıydım. Onun için biraz el üstünde de tutuldum diye düşünüyorum. Gazi İlkokulu'ndan sonra ablamların, abimler hep İngilizce tedrisatlı okullarda okuduğu için nedense ben aykırı davranıp Saint-Joseph'e gittim Fransızca öğrenmek için. Ve Saint-Joseph'ten sonra o dönemler Saint-Joseph ortaokulu vardı, lisesi yoktu. Ortaokulu bitirenler ya Atatürk Lisesi'ne giderlerdi yahut da İstanbul Saint-Joseph'e devam ederlerdi. Ancak Saint-Joseph'te ben eğitim tarzı benim hoşuma gitmedi. Çok fazla rekabetçi bir ortam. Her hafta karne dağıtıyorlardı ve her haftada sınıfın birincisinden 35.sine kadar böyle dizilirdi. Dolayısıyla ilk 5-10'a girmedikten sonra diğer sıralarda olan çocuklar hep mahzun olurdu. Hem kendilerine karşı hem ailelerine karşı. Bu rekabet ortamında bir de insanlar, talebeler, çocuklar birbirine çok yardımcı olmayan bir eğitim metodolojisiyle okula devam ediyorlardı ve çok fazla katı disiplin vardı. Bu beni esasında İzmir Saint-Joseph bana çok şey öğretti ve elbette ki oradaki yaşadığım yıllar, aldığım eğitim, Frankofon kültürünün ana damarlarını orada keşfettim. Ama benden bir iki sene önce bir Galatasaray Lisesi'ne akım, daha doğrusu bir niyet başlamıştı. Saint-Joseph'den sonra İstanbul Galatasaray Lisesi'ne gitmek. Bu bana daha cazip geldi. Hem Galatasaray taraftarıyım. Hem de çocukluğumda bizim ev komşumuz Metin Oktay'ın eşiydi ve Metin Oktay'la da Altay'dan Galatasaray'a geçiş dönemleri falan biraz daha onun yüzünden Galatasaraylılığım da ağır basıyordu. Ve Galatasaray Lisesi'ne de baktığım vakit sınıfsız bir yaşam, Türkiye'nin her bölgesinden gelen insanlar, zengini, fakiri, köylüsü, şehirlisi, hepsi bir ortamda yatılı okuyorlar. Bana cazip geldi. Hem de aileden biraz bağımsız olmak da herhalde bu fikrimi pek işledi ve liseye Galatasaray'a gittim. O sene iki kişi gittik biz Galatasaray'la. Bizden sonra İzmir Saint-Joseph'ten Galatasaray Lisesi'ne bir akımda başlattım. İzmir'e dönüp Galatasaray Lisesi hikayelerini anlattığım için. Çok hızlıca, çok özetlemeye çalıştım. İzmir önemli bir şehir. Levanten kültürüyle de pekiştirilmiş, çeşitli medeniyetlerin de damıtımından süzme bir yaşam, sosyal yaşam, insan ilişkileri. Benim İzmir onun için karakterimin oluşmasında önemli bir rolü olmuştur. Tabii ki aile önce insanın karakterinin oluşmasına sebebiyet veriyor ama yeşerdiğin ortamda bunu pekiştiriyor.
Bu nedenle İzmirli olmaktan her zaman çok gurur duymuşumdur. Hala ilkokul arkadaşlarımla, gençlik arkadaşlarımla ilişkimde devam etmektedir. Galatasaray Lisesi'nden sonra ben Paris'e okumaya gittim ve mesleğe orada başladım. Evet. 1973 yılında. Üniversite bittikten sonra da İzmir'e bir dönem geri döndüm. Bir 3 yıl 77-80 yılları arasında İzmir'de rahmetli babamın mobilya ve kereste fabrikası vardı. Orada çalıştım ve gördüm ki İstanbul'daki Galatasaray yetişme tarzım, özgürlükçü, sorgulayıcı, isyankar yetiştirme tarzı, Paris'te kaldığım 4 yıl üniversite ve yüksekokul okuduğum sürelerdeki bağımsız yaşam felsefesi benim İzmir'de bir fabrikanın dört duvarları arası içerisinde kalamayacağımı çok net bana gösterdi. 300 işçi, fabrikalar, sendikalar falan, imalat, talaş, toprak hiç cezbetmedi. Zaten 1973-77 yılları arasında Paris'teyken ben bir işler yapmaya başlamıştım. O işleri içimde kalmasın, devam ettireyim ve İstanbul'a yerleşeyim dedim ve 80 ihtilali sonrası da İstanbul'a yerleştim. Zaten Paris'te son sınıftayken İstanbullu Süreyya'la tanışmış, evlenmiştim ve son Paris'teki eğitimimde de evli bir talebeliğim geçmişti. O İstanbullu olduğu için hayat daha rahat, daha kolay olur diye İstanbul'a taşınmakta hiç tereddüt etmedim. Ama İzmir'i İş bazında da çok önemsedim. İzmir ve Çeşme'de benim hem organizasyon hayatımda hem organizasyonun ötesinde farklı eğlence sektöründe işletmeciliğe, yatırımcılığa yöneldiğim ilk yer esasında diyebilirim. Çok rahatlıkla. Şimdi kitabınıza ben geçmek istiyorum. Hazır İzmir'den ve hayatınızdan söz ederken. Açıkçası ben çok merak ediyorum. Ve aslında sizin yaptıklarınıza bakınca çıkacak olan kitabınızın da sizin yaptığınız işlere hayranlık duyanlara bir ders kitabı niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Kitabınızda nelerden bahsettiniz, neler anlattınız? Esasında kitap yazmaya çok önce niyetlenmiştim ama bir türlü fırsatım olmuyordu. Yoğun iş trafiği, bir de hangi konsepte nasıl yapabilirim diye birkaç sefer teşebbüsüm oldu. Ama en son bir sene önce karar verdim. Ben çünkü eğlence sektöründeki iş rotamı tamamen farklı bir yöne taşımak üzereyim. Dolayısıyla benim organizatörlük ve onunla ilintili menajerlik, yapımcılık, işletmecilik dönemimi kapamıştım 2014 yılında. 1973 yılında da başladığıma göre dedim ki ben bu sene 1973 ile 2014 entertainment endüstrisinin müzik ayağında, etkinlik ayağında yaptıklarımı bir tadımlık olarak kitaba dökeyim ve bu meseleleri yaptıklarımı esasında methetmeye yönelik değil de hep ilkleri yaptığım için hasbelkader, vizyonu biraz yüksek koyduğum için genelde hep engeller ve sorunlar ve muallaklıklarla iş yapıyordum. Deneme yanılma metotlarıyla madden ve manen çok büyük bedeller ödediğim için bütün bunları esasında 41 yıllık mesleğimi bir didaktik bir eğitmen sıfatıyla değil,
olayları anlatarak ama her birinde bir sebep-sonuç ilişkisi kurdurarak böyle bir konsept içerisinde kaleme almayı düşündüm. Kitabı normalde hem yazıyorum hem okuyorum. Bir redaktör arkadaşım var, bir editör arkadaşım var. Aralık Yayın Evi Rıdvan Özalp diye bir arkadaşımla da tanışınca onun da etrafımın da artık hadi demesi üzerine konsantre oldum ve kitabı bitirdim. Ne Kitap güzel. 400 sayfalık falan oldu. Dediğim gibi 41 yıllık yaşadığım her olayı, her etabını ancak tadımlık şekliyle işleyebildim. Ve normal olarak Şubat sonunda, Mart başında çıkartacaktık. Ama 400 sayfalık bir kitap oldu. Türkiye sathında birkaç reklamcı arkadaşım, açık hava reklamcıları da dahil olmak üzere Ahmet lütfen gel illimizde, ilçemizde imza etkinlikleri yapalım. Bu AVM'ler olsun, çeşitli etkinlikler yapan arkadaşlarım dedi ki gel bunu imza törenleriyle, imza seanslarıyla, konuşmalarla biraz Türkiye sathına yayalım. Dolayısıyla 25 şehirde 25 etkinlikle bu kitap çıktığı vakit peşi sıra 2-3 ay süren bir kampanya dönemi olacaktı. Ne zaman ki bu zaten kendini belli etti, Ocak ortalarında hatta Şubat başındaki bir salgın olma ihtimali var. Biraz temkinli hareket ettik ve olayı görünce dedik ki bunu hele bir ne olduğunu görelim, ondan sonra çıkartalım ve şimdilik kaydıyla Eylül ayında çıkarmaya niyetlendik. Tabii ben süreçte bunu yazdığım için dedim ki en azından bu yazdıklarımı bir kontrol edeyim, herhangi bir kimsenin kalbini kırmayayım, eksik bir şey yazmışsam düzelteyim, fazla varsa törpüleyim. Okurken ben bile ürktüm 41 yılda yaptıklarımla. Ben Aslında şunu sormak istiyorum Ahmet Bey. Yani öyle muazzam işlere imza atmışsınız ki, ya bu gücü, bu enerjiyi nereden buldunuz? Türkiye'de bunu gerçekleştirmek o dönem için daha zordu. Hakikaten ilkleri başardınız. Nasıl başardınız Ahmet Bey, siz bunu nasıl yaptınız? Üzerinize daha organizatör gelmedi yani. estağfurullah. Yani şimdi çok hatta kitabın ismi bile San Altında da Ahmet San'ın Muhteşem Hayatı diye ben reklamcı arkadaşlarımıza itiraz ettim. Yani ben bir organizatörüm alt tarafı. Ne muhteşem hayatı. Ama genç iletişimci arkadaşlarla ki onu o kampanya süresinde detaylandırmak istiyorum. Öyle diyaloglar geçti ki eller yukarı dedim. Peki sizin dediğinizi dinliyorum. Zaten hayat boyu hep dikte eden bir şekilde işimi yaptığım için dedim ki dur bu sefer karışma ve kabul et. Esasında tabii alt tarafı organizatörlük derken ben her işi bir organizasyon olarak görüyorum. Organizasyonda uçları doğru birleştirmek. Doğru birleştirirsen yanıyor, işte elektrik aydınlatıyor. Yanlış birleştirirsen pat diye ışık sönüyor. Yahut bombayı bir taneyi yanlış bozsan bomba patlıyor. Bu nedenle uçları doğru birleştirmek. Bu nasıl oluyor? Sıfıra indirmek lazım. Dolayısıyla her işi masa üstünde çok çalışmak lazım. Baktığım vakit ben 41 yılda 10 binden fazla etkinlik yapmışım. Ve bu etkinliklerde 500'e yakın dünya starı ve sanatçısıyla yüzden fazla dünya ve Türk kurumsal firmalarla onu menajer 10-15 tanesi de organizatör sıfatıyla 25-30 tane Türk sanatçısıyla yani 500-600 marka ile iş yapmış. Bunlar bana kariyerlerini ve markalarını emanet etmişler. Bu benim üstümde çok büyük yük oldu.
Ve hep bir commitment, hep halka bir şey taahhüt ediyorsun. Ve çok bilinmeyenli bir süreç yaşıyorsun ve saçma sapan olayların vücuda gelme ihtimali her zaman mümkün. Ortamlarda ve kişilerle iş yapıyorsun. Ondan benim en büyük sermayem esasında şu an 10 binden fazla etkinlik anons etmiş. 1 milyondan fazla insandan etkinlikler öncesi çok milyonlarca dolar para toplamış ve her birini ama her birini ama her birini kamuoyuna hiçbir şekilde yansımayacak problemleri kendi içimde absorbe ederek hepsini yapmış biriyim. Onun için baktığım vakit Ahmet demek ki başın dik. Bu 41 yılda bu kadar iş yapıp anlaşamadığım 5 tane kurumsal firma 10 tane de insan olmuştur. O zaman da diyorum ki Ahmet, sen kendinden çok şeyler vererek bu işleri yapmışsın. Ama çok büyük zorluklarla yapmışsın. O zaman bunu kitaba dök. Ben bunu anlatıyorum kitabımda. Dolayısıyla yaşadığım 41 yılda ne yaptım? Yabancı sanatçıların Türkiye konserlerini yaptım. Sonra Türk sanatçı menajerlikleri yaptım. Sonra şarkıcıların ötesinde film artistleri ve sporcularla Türkiye'de etkinlikler yaptım. Türkiye'de televizyona yönelik yurt dışı kaynaklı veya Türkiye'de etkinlikler düzenleyip yayınlar yaptım. Ve 20 tane de çeşitli kapasiteli bar, gece kulübü, diskotek, konser salonu, gösteri merkezi gibi eğlence endüstrisinde her biri marka olmuş, her biri kendi döneminde en önemli kaliteli işleri yapmış, 20 tane işletme olmuş. Kah işletmeci ve kah da değil, tümünün yatırımcısı, kah yalnız kah ortaklarımla ve işleticisi olarak. Dolayısıyla bir çeşitli konularda organizasyon, menajerlik ve işletme yatırım konularında uçları birleştirmiş. Kitabım Peki bu. Ahmet Bey, ben size şunu sormak istiyorum. Uçları birleştirdiniz ama bu da muhteşem bir iletişim becerisi gerekiyor aynı zamanda. Sizce iletişimin en önemli donesi nedir? Yani insanlarla diyalog kurarken, ilişki kurarken ya da bir iş için bir araya geldiğinizde neye dikkat edersiniz? Bir karşı taraf ki selebriti diyoruz ve dünya selebritisi. Yani ben Elizabeth Taylor, Richard Burton döneminden tutun, Kevin Costner'lar, Jean-Claude Van Damme'lar, Stallone'ler dönemine, efendim Hilary Swank'lere, bu yeni jenerasyona kadar her biri milyonlarca dolar cirolar yapan isimlere veya Madonna'dan Michael Jackson'a, Julio'dan Enrique'ye, Ricky Martin'den Domingo'ya, bu starlara paralar kazandırmanın ötesinde onların işlerine, markalarına leke getirmeyecek güzellikte, kapasitede ve kalitede iş yapabileceğinin güvencesini yaratmış olmak. Birincisi o. Bunu yapamazsan zaten yapamazsın. Hele bizim dönemlerimizde. Hele yani şimdi düğmeye bas, dünyanın hangi starı, kim menajeri bir tane mail yolla, hatta sosyal medyadan paylaş ki bizim zamanımızda Telex bile yeni başlamıştı. Dolayısıyla o dönemlerde bu confident, güven vermek zorundasın. Bir, iki, mutlaka ve mutlaka ama mutlaka ama mutlaka anons ettiğin şeyi zamanında tam ve eksiksiz yapmalısın. Bu güveni tazelemelisin ve başarılı bir netice almalısın. En azından kamuoyunun nezdinde. İçte çok
Para bile kaybetsen o süreçte absorbe edilebilecek bir şey, ama commitment'ını en top seviyede yapman lazım. Dolayısıyla önce güven, ondan sonra da güven ne dayalı yapılacak işteki başarı seni ister istemez kar topu gibi ilişkilerini kuvvetlendiriyor. Tabii ben herhalde aileden gelen bir tüccar müteşebbis sıfatıyla işim daha rahat kolaydı ve yeşerdiğim ortamda buna müsaitti. İzmirli mütedeyyin bir ailenin çocuğu ama her konuda çocuğunu serbest bırakan bir anne baba, rahmetli bir abim, biri rahmetli, üç ablam, aile efradım. Sonra San Jose'deki disiplin, katı disiplin ve aksayan katı disiplinin empoze eden güçlerin yarattığı sıkıntıları yaşamış olmak, sonra Galatasaray gibi gerçekten sınırsız bir yaşamın olduğu İstanbul'un multimilyarder çocuğuyla Kars'ın bir dağ köyünden gelen bir ailenin çocuğunun aynı ortamda sınıfsız kardeş gibi birbirine kenetlenerek, onun eksik parasını tamamlayarak, kıyafetini paylaşarak, yaşamını paylaşarak, zaten yatılısın, ben bir de daimi yatılıydım. Oradaki yeşerttiğin ortam, okulun verdiği eğitim, özgürlükçü, sorgulayıcı, hesap sorucu, gene okul müdürüne bile isyankar bir ortamda yetişip bir de Paris'le pekişince, bu ister istemez ortamın sana daha avantajlar sunmasını imkan veriyor. Bunu da kullanabilirsen kullandığın oranda da başarı elde ediyorsun. Evet, bu denli başarılı olduğunuza göre yani gerçekten bunları akıllıca kullanmışsınız ve şu anda yani diyorum ya sizi geçmek çok zor Ahmet Bey. Yani bilmiyorum sizin yapabildiklerinizi yapabilecek tekrar bu çıtayı bu sizin getirdiğiniz noktalara getirebilecek yeni organizatörler çıkar mı ama yani bu çıtayı Ben çok var olduğuna gençler bir için çok. inanıyorum. Yine çünkü her dönem kendi gerçeklerine göre kendi değerlerini yaratıyor. Benim zaman, ben biraz rekabeti sevmiyorum. Esasında dünya ticaretinde rekabet denilen çok önemli bir unsur var. Ama koşulları oluşmamış, standartizasyon gelmemiş işlerde rekabet salakça davranışlara ve işi yükselteceğine, batmasına, hatta yok olmasına sebep oluyor. Bu nedenle her dönemin kendi gerçeklerine göre hareket etmek gerekir. Ben 19 zaten bu kadar iş yaptıktan sonra kendimi tekrara düşmemek için de ve de dünya starlarıyla iş bazında hedeflediğim şeylere ulaştığım için, Türk sanatçılarıyla ilgili koyduğum vizyonda uygun bir sonuç, hedefe ulaşmanın zor olduğunu gördüğüm için de o Türk sanatçılarla da çalışmayı ileri aşamalara götürmekten vazgeçtim ve yapılabileceklerin döneme göre en iyilerini yaptığım için, rekabet ortamı da değişip oyun kurucular farklı olduğu için, onların içerisinde herhangi biri olacağıma, yapmakta olduğum işleri top seviyede bırakıp rota değiştirmeye karar verdim. Ve Esasında benim burada oraya gelmeden önce şunu evet. şöyle neticelendirmek istiyorum. Benim zamanımda bir yabancı starı Türkiye'ye getirmek büyük problemdi. Çok. Bir kere onu söylediğim duyacağı, confidence'ı, itimadı sağlamak, onun istediği koşullarda iş yapmak, başarıya ulaşmak çok büyük savaş veriyordu. Vermem gerekir miydi? Esasında baktığım vakit çok salakça savaşlarda vermişim. Yorucu savaşlar vermişim. Fazla eforlar vermişim. Ama o zaman yaptığın iş çok önemseniyordu. Evet. Şimdi iletişimin bu kadar sınırsız hale geldiği,
Karşılıklı bambaşka yerlerden canlı yayınlar yapılabildiği bir ortamdaki organizatörlükle benim dönemimin organizatörlüğünü mukayese etmemek lazım. Aynı kefeye bile yani sizinkisi Ama eğer ben şöyle organizasyonsa söylüyorum. yani. Şimdi benim farkım müteşebbislik tarafımın fazla olması ve ben hiç bir bütçelere göre organizasyon yapmadım. Yani önüme kimse bir bütçe al bunu güzel işler yap demedi. Ben işlere koydum adını, hedefe ona uyması gereken bütçeleri yaratma savaşı verdim. Şimdi ise sistem değişti. Benim zamanımda şirketlerin halkla ilişkileri diye bir şey bile yok. Böyle bir kavram bile yoktu. Sponsorluk dediğiniz devasa reklam şirketleri tarafından hiç harcanılmaması gereken paralardı. Onlar için hep sütun, santim veya saniye ilanlar önemliydi. Ben o sponsorluk savaşları verdim. İnsanlar alıştı. Yani şu an ben 93 yılında yaptığım 8 stat konserinde 20. yılımdı. 400 bin bilet sattım. Üstüne de Pavarotti, Placido Domingo Carreras'ı getirdim. Bir festival yaptım. Bir doruk noktasıydı. Ondan sonra zaten işler daha kolay. Lady Gaga geliyor. Aa, gidelim mi gitmeyelim mi? Ama benim zamanımda Rod Stewart geliyor diye tatilini değiştiriyordu insanlar. Pavarotti bayrama denk düştü, millet bayram tatilini kısa kesti. Dolayısıyla benim dönemimdeki heyecan yaratma ve etkinlikler normalde esasında bir konser organizatörüsün yani. Bir sanatçı geliyor, sahneye çıkıyor. Ama o dönem için çok önemliydi. Şimdi bunların yerlerini çok daha başarılı, kreatif, teknoloji bazlı organizasyonlar yer alıyor ve firmalar kurumsal bazda çok iş yapıyor ve o işleri de var olan bütçeleri doğru harcayan birçok organizatör arkadaşımız var ve yeni oyun kurucular esasında yabancı sanatçılar ağırlıklı değil ama Türk sanatçılarla güzel işler yapıyorlar. Ben çoğunu da takip ediyorum. Birkaç sevdiğim arkadaşım var. Özellikle onların yaptıkları konserlere gidiyorum. Her dönem kendi güzelliğini yaşatır. Bence bu dönemin de gereken güzellikleri yaşatan organizatörler olduğuna da inanıyorum. Midwood projesi. Bu arada Midwood'a geçmeden önce son bir soru sormak istiyorum. Çok özel insanlar gelse karşınıza, projelerine inansanız, onlara gençlere destek verir misiniz? Tecrübelerinizden yararlanmalarına izin verir misiniz? Şimdi ben esasında bana mail yazan, mesaj atan, sektörde çalışan, ister teknisyen, ister ses düzeni firması sahibi, ister sanatçı, ister organizatör, isterse üniversitede okuyan talebe bu sektörü sektör olarak görüp aşkla bu işleri yapmak isteyen her müracaatta mutlaka ama mutlaka cevap veriyorum. Vermemişsem yoğunluktan atlamışımdır. Asistanım uyarır. Bir hafta sonra değil ama bir ay sonra ne zamansa mutlaka cevap. Ve ona bana göre olan gerçekleri açıkça sen şarkıcı olamazsın, hiç yürüme. Sen şu organizasyonlarda şunları yapabilirsin, bunlara hiç girme gibi zaten bana müracaat eden herkese ama herkese istisnasız cevap verip imkanım dahilinde fikren yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçek anlamda büyük proje yapan birkaç arkadaşımla saatlerce, günlerce sohbet ettiğimde oluyor. Ne güzel, ne güzel. Hala katkı vermeye devam ediyorsunuz o sektöre. Harika çünkü çok daha önemli bir sektöre adım attınız ve çalışmalar inşallah önümüzdeki sene nihayetlenecek. Ben de heyecanla bekliyorum. 2 senedir takip ediyorum aslında.
Böyle her postunuz Instagram'da ve Facebook'ta acaba Meetup'ta neler oluyor, yeni gelişmeler var mı diye. Biraz Meetup'tan bahsedebilir misiniz dilediğiniz kadar, yani Evet, bildiğiniz ölçüde? 5 dakika falan takip edenleri de sıkmayalım. Var mı takip eden, ilgi var mı? Şu anda 9, yani bir ara 1000 küsürü gördük. Şu anda 980'lerdeyiz. 980'ini görüyorum ben şu an. Tamam, gelen gitmiyor yani, iyi bari. Şimdi şöyle, ben Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu, Burak Kut, MFO, Mirkelam, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi sektörün önemli sanatçılarının menajerliğini yaptıktan sonra ve koyduğum hedeflere, onlar için de koyduğum hedeflere ulaşamayacağını gördüğüm için. Bir Ulaşamayacağını dedi. dönemde Ahmet Bey, burada ben gazeteci refleksim. Daha doğrusu gazeteci demeyeyim de kişisel merakımı bastıramayacağım. Koyduğunuz hedef neydi? Neye ulaşamadılar? Kitabım ilk baskısı 50 bin çıkacak, orada okursunuz. Çok iyi. Çünkü Tamam, kitap basın. her birinin key pointları var. Onları da tadımlık anlatıyorum. Sonra Midwood'da hepsi, her biri bile seri olabilecek çekimlerle en ince detaylarına kadar süreçte benden sonra bile öğrenecek insanlar. Dolayısıyla ben bizzat personal business management'ını üstlendiğim bu insanların haricinde Türkiye'nin en büyük iki plak şirketi, Prestij Müzik ve Rocks Müziği bir çatı altında toplayıp onların bütün sanatçılarının hem recording hakları plak şirketlerinde kalmak üzere performing hakları ve merchandising, ticari haklarına yönelik bir mekanizma kuruyordum. Ki bunu esasında Dünya Live, Nation Live diye bir şirket yaptı. Şu an pazarın %60'ı, 70'i Nation Live'da. Hem recording'de onlarda, Madonna'nın hem recording'i hem de live hakları onda. Bunları da yapamayacağımı gördüm. Barbara Streisand ve Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald hariç istediğim bütün sanatçıları Türkiye'de performansları organize ettim. Hollywood starlarıyla, politikacılarla, Bill Clinton'dan Schröder'e kadar organizasyonlar yaptım. Daha ne yapabilirim? Tıkanıyorum. Koşullar değişiyor. Müzik de hep farklı olmuşum ve öncü olmuşum. Ne yapabilirim ki ben? Yani Türkiye'de çok başarılı müzik endüstrisinin haricinde dünyada da filmin endüstrisi var. Türkiye'de de yerleşik en az 10-15 tane çok önemli, çok başarılı film prodüktörleri var veya prodüksiyon şirketleri var. Diziler olsun, filmler olsun. Çok var ama 15 tane dünya çapında iş yapan insanlar. Sinema endüstrisinin nesini yapayım? Agency'si mi olayım? Zaten iki tane ajans var. Biri Gaye Sökmen'in, biri Ayşe Barım'ın. Artistlerin bütün ağırlıklı haklarını tutuyorlar. O zaman ne yapacaksın? Dedim ki sinema endüstrisinde ben farklı bir iş yapayım. Zaten dediğim gibi Elizabeth Taylor, Richard Burton, o dönemden beri ben Hollywood'da Shirley MacLaine, Liza Minnelli'ler, Warren Beatty'ler, onların vasıtasıyla tanıdığım prodüktörler, yapımlara gidip görüyordum ister istemez. Kevin Costner arkadaşım 2-3 senede bir Bükreş'e geliyor, film çeviriyor 3 ay. 30-40 milyon dolar harcıyor. Hadi gideyim orada ne yapıyor izleyeyim. Yad Stallone, Van Damme, Sofya'ya geliyorlar. 40-50 milyon dolar bütçeli işler yapıyorlar. Hep
4-5 yıl esasında 2010-2014 yılları arasında bilhassa hatta 2005'lerden itibaren bu setleri gezmeye başladım. İster istemez Los Angeles'a çok gittiğim için davetler, onların stüdyoyu gel gez. Böyle içimde dedim ki ben bir film stüdyosu kompleksi kurayım Türkiye'de ve Türkiye'de de esasında 1978'den beri benim bildiğim bir Hollywood Türkiye'ye gelir. Rahmetli Süleyman Demirel'in Turizm Bakanı Barlas Küntay 79 yılında Bergama kermesini yaptığımda yanıma geldi. Dedi ki Ahmet beyefendi söyledi gidiyorsun Bergama'ya Ahmet'e söyle Hollywood Türkiye'ye getiriyoruz. Organizasyonlar büyüyecek. Rahmetli Turgut Özal, Evet, o dönemleri çok iyi hatırlıyorum ben. Adnan Kaşıkçılar hep böyle son dönem birileri Hollywood'u getirir. Yanlış yoldan hareket ettikleri için Hollywood bir şey mi? Bu taşıyacağım bir şey mi? Bir understanding, bir anlayış. Ben bu anlayışın anahtar noktalarını çözmüşüm. O zaman bir etüt edeyim dedim. 3 yıl etüt ettim ben esasında bu önce gönül gezdirdim. Sonra 2014'te artık ben rotamı değiştiriyorum ve Türkiye'de film stüdyosu kurayım dedim. 3 yıl etüt arazi şu bu onlarla geçti ve 2017 yılında harekete geçtim. Avrupa'nın en büyük film çekim platoları oluşturan bir proje. Büyükçekmece Belediyesi'nin ihaleye çıkardığı 500 takribi 500 dönümlük bir arazi içerisinde esasında 305 dönüm ama terk alanlarıyla parklarıyla kullanım 500 dönümlük bir arazi. O ihaleye girdim, kazandım. Esasında Akfırat'ta yapıyordum bu işi. Benim çok sevdiğim Aslan Nakliyat Grubu, İbrahim Aslan'ın 1 milyon metrekare bir özel arazisi içerisinde yapacaktım. Ama Büyükçekmece Belediye, ben çünkü devletle iş yap, onlardan bir şey al falan, bütün önemli politikacılara reklam ve organizasyon hizmeti vermiş olmam hep profesyonel ilişkidir. Profesyonel ilişkimi satmışımdır. Ve hiçbir katkı diye bir şey zihnimde olmamıştır zaten. Bu işler ya feasible'dır ya değildir. Visible değilse bilumum katkılara ihtiyacın vardır. Ya çok yeşertilecek bir sektördür, daha ilk adımlarıdır. Devlet o zaman teşvik verir. Bu nedenle ben hiç devletle de işim olmasını istemiyordum ama Büyükçekmece'nin ihalesi, arazi konumu beni Büyükçekmece'ye çok cezbetti. Çünkü etrafı Beverly Hills gibi villaların olduğu, çok katlı olmayan, hatta sloganı da mutluluk şehridir Büyükçekmece'nin. Dolayısıyla orada Avrupa'nın en büyük neredeyse fuar merkezi var. İstanbul'un en büyüklerinden marina yatırımı yapılıyor. Villalar kenti tam bir Hollywood ve Beverly Hills ve Bel Air sistemi bir yerde arazi. Oraya niyetlendim. İhaleyi de kazanınca projeleri çizdik, ruhsatları aldık ve start ettik. Tabii içinde okulundan konaklamaya, merchandising dükkanlarına varıncaya kadar film seyir teraslarından bir hakikaten hem metraj olarak hem konsept olarak Avrupa'nın en büyüğü ve Amerikalıların kabul göreceği dünya normlarında. İsmini de Midwood koydum. In the middle of the world. Zaten Napolyon demiş doğru yanlış. Dünya tek ülke olsa baş şehri İstanbul. İstanbul çok seksi bir şehir. In the middle of Hollywood, Bollywood. One stop shop. Bir dükkanda her şeyi bulduğun bir kompleks, bir yapımcının ihtiyaç duyacağı kapalı açık stüdyolar, teknik ekipmanlar, her türlü servis, konaklama, catering. Yani şu an nasıl Acun şeyde Survivor'ı çekiyor,
Etraf kapalı, kimse orada koronadan habersiz yaşam sürüyor. Bugün eğer Midwood açık olmuş olsa aynı sistemde 500 dönüm arazi içerisinde durmaksızın bütün dizileri çekebilirdik orada. Çünkü oradaki çekilecek bütün dizideki rol alacak starların çocuklarının eğitimine varıncaya kadar devam edebileceği bir yaşam. Teknisyenlerin yaşayabileceği alanlar, ekipmanlar, her şeyle dört dörtlük bir proje. Kolay bir şey değil. Bir, bürokratik problemleri çıkıyor. İki, teknik problemler çıkıyor. Üç, hukuksal problemler çıkıyor. Ama bu engeller, problemler benim için hayatta hep aşılması gereken ve doğal şeylerdir. Benim panikleme oranım sıfırdır, Allah'a şükür. Sıhhatim el verdiği müddetçe hiçbir şey beni engelleyemez o engelleri, o problemleri aşmak için. Çoğunu aştık zaten. Bir sıkıntısı yok ama teknik bile bir şey. Yani 210 bin metrekare inşaatın olduğu, akla gelebilecek her türlü ekipmanın olduğu, dünyanın çeşitli firmalarının birleştiği, çeşitli katma değerlerle oluşan bir şemsiye Midwood. Dolayısıyla o şemsiyeyi açma şerefi bana ait ama herkes destek verdiği için o şemsiyeyi açıyorum ve inşallah Büyükçekmece, Mutluluk Şehri Büyükçekmece aynı zamanda sinema friendly city olarak da anılacak. Zaten karar verip araziyi aldığım andan itibaren Los Angeles'te ofisi kurdum. Ben bizzat 120'den fazla Amerikalı yapımcı, yönetmen, kreatiflere B2B sunumlar yaptım. Gittim geldim. Türkiye'de ağırladı 40'tan fazla Bollywood yapımcı yönetmeni, Çinliler 30'dan fazla, Amerikalılar. 3 yıldır da şantiyenin haricinde bir kabul görmesi, aynı confident. Çünkü adam bir yıl sonraki filmi için sana 50 milyon dolar bütçe verecek ve 3 aylık bir program yapıyor. Bundan emin olması lazım. Ondan bütün bunlar en önemlisi. Yoksa zaten İstanbul'da 100 bin belki 300 bin metrekarede film çekiliyor. Her yer plato. Benim kayınbirademle bana diyor ki ya sen hala stüdyo açacaksın, ben dizi çektir diyorum, çiftliğim de diyor. Dolayısıyla ben film çekim alanları yapmıyorum. Bir bütün konseptte bir yapımcının ihtiyacı duyacağı Hollywood'la yarışabilecek kalitede ve kapasitede bir film çekim kampüsü, teknoloji kampüsü esasında kompleksi. Tabii ben 66 yaşında olduğum için sokağa çıkma yasağım var ama muhteşem bir Fatih Çiftçibaşı diye bir müteahhit kardeşim var. Çok uzun süredir çalışan proje müellifi Mimar Koray Atay, hepsi orada şantiyede Skype'la haftada 2 gün 4-5 saat, 3 günde birer saatle aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Elbette ki bu tatiller, yasaklar falan biraz sürece uzatıyor ama bir sıkıntı yok. Peki proje vaktinde bitebilecek mi? Yani 2021'de açmayı planlıyorsunuz. 2021'de mi? 2021 sonunda açmayı planlıyorum Türk yapımlarını ama Amerikalılara 2022'den itibaren istiyorum. Çünkü bir Amerikalı minimum bir yıl önce sana 40-50 milyon dolarlık ve 3 ay sürecek bir projesine emanet ediyor. Anladım. E O zaman ben sistemleri şimdi farklı. tabii şantiyenin gidişine göre önümüzdeki sene 2021 başında kesin açılış tarihimi tespit edip sözleşmeleri o zaman imzalamaya başlayacağım. Peki ben Dolayısıyla bir şey rica edebilir miyim? Bu korona tabii. günleri geçtiği zaman ilk fırsatta İstanbul'a gelsem görebilir miyim Mitbud'u? Sizi orada Tabii ziyaret tabii. edebilir miyim?
Tabii şantiye göreceksiniz. Yani çok matah bir şey yok. Olur, İşi kesinlikle merak bilmeyenler ederim. için, işi tamam, işi bu olmayan insanlar için orası bir şantiye. Bakarsan ya burada ne oluyor? Otel mi oluyor acaba? Burada ne, ev mi yapıyorlar derler. Mühim olan orada o havayı teneffüs edersiniz. Çünkü çalışan Evet. arkadaşlar istediğiniz tarz. Yani bir Ay, şantiyeden çünkü farksız. şuna şahit olmak istiyorum. Yapıldığı an ve bundan 5 sene sonrası. Valla let's hope, let's see. Ama ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Biz Midwood olarak bekleniyoruz. Yani benim birçok arkadaşım BKM Necati'den tutun Es Yapım Yusuf Bey'e Diriliş Ertuğrul'un Tekten Film'den Kemal Bey'e varıncaya kadar herkes geldi oraya. Gelmeyenlerle sohbetlerimiz oldu. Sağ Türk yapımcılarına da standartizasyon ve kolaylık ve katma değer getireceğimize inanıyorum. Çünkü orada koşmaktan kovalamaya vakit bulamadıkları için halihazır bir takım katma değerleri es geçmek zorunda kalıyorlar. Ben müzik endüstrisinde Türk sanatçı menajerliğine başladığım vakit o dönem kliplerde sponsorluk önemliydi. 5.000 dolar veriyordu en büyük firma, en büyük sanatçıya. Ben 6 ayda 5.000 doları 75.000 dolar, 100.000 dolarlara kadar taşıdım. Dolayısıyla sinema sektöründe hala çok önemli ilave katma değerler var. Çok önemli teknolojik katma değerler var. Onlarla Türk yapımcılarına da çok büyük hizmetler sağlayacağına ve finansal kolaylıklar sağlayacağına inanıyorum. Ben sizi yordum. Çok teşekkür ederim. Çok Bir kıymetli saati bir bulduk evet. neredeyse. Ama o kadar keyifle dinliyoruz ki ve izlenmemiz hiç düşmedi. Harika. Şu anda bir geçmiş durumdayız. Söyledikleriniz çok aydınlatıcı oldu. Bizi dinleyenler için de çok ayrı heyecanlar yarattığını düşünüyorum. Sizi yordum biraz ama benim için de çok Ben hiç verimliydi. iş olunca ne yorulurum ne disiplinden koparım. Telaşlandığınız zaman bir terslik var mı diye mümkün değil. Yani kamuoyuna commitment benim için bir Bible, anayasamın birinci maddesi. Dolayısıyla biz kamuoyuna taahhütlerimizde çok dikkatli olmalıyız ama ettiğimiz anda mutlaka yerine getirmeliyiz. İnanıyorum hoş bir Ben sohbet olmuştur. Eğer orada sual soran varsa, bir iki aklınızda kalan bir şey varsa isterseniz sorun ve öyle kapatalım. sizden çok peki diyor şu anda mesela Uğur Kopuz birçok ünlünün menajerliğini yapmış Ahmet San'ın bir menajeri olsa Türkiye'de kiminle çalışmak isterdi? Kim? Uğur Kopuz mu? Benim çok sevdiğim kardeşim, hatta bir Julio Iglesias konserimiz olacaktı. Onun hem Uğur hem bir teknik firma sahibidir, hem yapımcıdır, hem sanatçı menajeridir. Türkiye'nin önemli birkaç sanatçısının menajerliğini de yürütüyor. Bir İranlı sanatçısı Julio Iglesias ve Antonis Ramos şeyimiz vardı, organizasyonumuz vardı. Benim çok sevdiğim ama yapamamıştık, çok sevdiğim bir kardeşim. Vallaha Türkiye'de detaya girmek istemiyorum ama Türkiye'de sanatçılar şu an menajerlik adı altında kariyerini yönetecek bir mekanizmayı kabul etmiyorlar ve genelde de ticari işlerini yürüten kişiler
olarak görmek istiyorlar. Bu nedenle dünyada var olan sistemi, benim çok sevdiğim kardeşim Uğur'un da çok sevdiği arkadaşı Atlantis Yapım Erdal Bozkuş var. Booking Agency diye bir şey kurdu. Çok da rahat. Esasında Tarkan'ından, Kenan'ından, Ajda'sına, Emofos'una herkesin Booking Agent'ı. Onların dertleriyle, kariyer dertleriyle uğraşmıyor. Kardeşim sen bu yıl kaç konser vermek istiyorsun? Tamam diyor, ben sana konser pazarlıyorum veya yapıyorum diyor. Dolayısıyla esasında şu an Türkiye'de gerçek anlamda sanatçılardan kaynaklanan, bunu saatlerce tartışırım, bütün sanatçılar da gelsin. Hepsi mış gibi yapıyor. Türkiye'nin en büyük süperstarı bile menajerine bakıyor, sırtından para kazanan bir insan gibi. Halbuki kariyeri yönetir, bütün dertlerini çözer. Ama bizimkiler anne, kız kardeş, abla, teyze, kuzen, boyfriend, girlfriend, bunları çok severler. Menajeri modeller. Genç nesilde maalesef öyle. Yani benim çok sevdiğim... Çok güzel bakamıyorlar değil mi? Ben de evet. Görüyorum. Yaptığını sanıyor, dinlemek istemiyor. Ben ondan menajerken Sezen dahi, Türkiye'nin starı, ben hepsini zaten başlangıçtan almadım. Ya Tarkan, Burak, Kenan, Mustafa kariyerin daha başlangıcındaydı Emra. Ama Sezen, Sertab, MFO gibi... Mahsun gibi kariyerinin bir noktasına gelmiş insanlar çok rahat geçmiş tecrübelerinden dolayı menajerliği kabul etmişlerdi. Zaten Sezen'in daha önce bir Mustafa Oğuz menajerlik dönemi var ki Türkiye'de bir gerçek kitap olabilir bir sanatçı menajer ilişkisi nasıl olur diye. Dolayısıyla çok sınırlı adet daha yükseleceğini daha azalıyor. O nedenle Uğur'cum kendimi emanet edebilecek menajer göremiyorum. Ama kendimin organizasyonunu yapacak sen dahil en az 5-6 hatta 10 tane bile isim sayabilirim. Gelsin benim ticari işlerimi yönetsin. Ama zaten sen dahil, Ahmet Uğur Bey, dahil esasında... Yani hayır, Uğur dahil, Uğur dahil inanamıyorum hatta onun menajerliğini üstlendiği sanatçılara bulduğu konser adedini. Ben bulamazdım mesela. Dolayısıyla esasında herkes bir booking agent ve organizatör olarak var şu an piyasada veya var ben bilmiyorum. En son çünkü... Bir örnekle kapatayım bu suali. Genç nesilden mesela gözüme bir Edis takıldı. Bir anda farklılaştı falan. Ne var dedi bunun arkasında? Reklam ajansı kökenli Bilal ve sektörde çalışmış insanlar gerçek kariyer yönetimini planlamış. Ne kadar mutlu oldum. Tanımıyorum Bilal'i, gittim tebrik ettim. Edis'i kuliste tebrik ettim dedim. Aferin bu yaşta menajer var. Ayrılmış babasıymış şimdi menajeri. Yani ebe çocuk yani. Dolayısıyla mutlaka vardır ama piyasada menajerden çok booking agent var. Çok değerli. Ondan kendimi şu an itimat edeceğim. Zaten menajer olduğunu da söyleyen insan da yok bana göre. Evet. Genelde booking yapılıyor. Evet. Evet. Şundan belki de daha doğru. Evet. Şundan korkuyorum. Bir saat dolunca Instagram kendi kendine yayını kapatıyor. Sizinle vedalaşmadan bu yayın kesilirse ben çok üzüleceğim. En kısa zamanda yüz yüze yan yana olmayı umuyorum. Harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum beni kabul ettiğiniz için. Onur oldu benim için de. Ben teşekkür ederim. Değer verip davet ettiğiniz için. Bu kaydı benim bir YouTube channel'ım var. Arşiv diye orada duruyor. Bizim teknoloji çocuklar arasa bu kaydı alıp YouTube'da paylaşabilirim değil mi? Tabii ki paylaşabilirsiniz. Ben de kendi YouTube kanalımı kurmak üzereyim. Arkadaşlar çalışıyorlar. Biz de onu oraya koyacağız. Sizinle de paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yüz yüze görüşmeyi umuyorum. Yaptıklarınızı hayranlıkla izlemeye devam edeceğiz. İyi ki sizin gibi insanlar var. Vizyonumuzu genişletiyorsunuz. Çok sağ olun.
İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar herkese, sevgiler. Dinleyenlere faydalı ve zevkli bir süreç olmuşsa ne mutlu. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Son 3 saniyemiz. Herkese çok teşekkür ederim.